Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz sevgililer günü kurabiyesini yapacağım arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz kişilere bu güzel kurabiyelerden yapabilirsiniz. Hadi buyurun tarife başlayalım. Bunun için öncelikle 200 gram kadar margarinim var. Oda sıcaklığında olursa da tabii ki daha iyi olur. İçerisine bir yumurtayı hemen kırıyorum. Ve daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ var. Bunu ilave ediyorum. Elimin sıcağıyla bunu güzelce margarini eritiyorum. Daha sonra arkasına arkadaşlar vanilyam vardı. Ben vanilyayı tarçınlı kullandım. Güzel bir tat versin diye. Ve çok az bir şeyde bir çay kaşığı kadar kabartma tozu kullandım. Bunları da güzelce elimle yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıvı bir hale geldi. Ve daha sonra içerisine bir çay bardağı pudra şekeri ilave ettim. Fakat biraz daha tatlı seviyorsanız bir çay bardağından biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ve içerisine unumu da ilave ediyorum. 4 su bardağı kadar un kullandım. Siz yine bunu kontrollü bir şekilde koyun mutlaka. Hemen hepsini birden dökmeyin. Bunları böyle güzelce elimle yoğurduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi hamur böyle toparlanacak. Bunu dinlenmeye bırakıyorum. Ve şöyle iki tane elimde iki renk var. Mavi ve kırmızı gıda boyası kullanacağım. Hamurumu 3 eşit parçaya böldüm. İlk parçasının içerisine kırmızı renk kullandım. Ben Doktor Etker'inkini kullandım ama açıkçası çok memnun kalmadım Doktor Etker'inkinden. Tam istediğim rengi açıkçası alamadım. Ve kamerada da biraz farklı görünüyor rengi. Bir tanesine bu şekilde kırmızı kullandım. Elimle yoğuruyorum bunu güzelce. Hamur toparlandı kendisi. Bunu bir köşeye ayırıyorum. İkinci parçaya da yine az bir şey kırmızı ve mavi kullandım. Mavi renk açıkçası kırmızıdan daha etkiliymiş. Hemen rengini çabukça verdi. Bunu da şöyle güzelce elimle yedirdikten sonra bunu da bir köşeye alıyorum. Diğeri de sade bir hamur olacak. Zaten 3 eşit parçada bir hamurumuz oldu. Şimdi bunları dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra iki tane yağlı kağıdın arasına böyle merdane ile açıyorum. Çok ince bir şekilde yapmayın. Hafiften kalın olsun kurabiyeler. Yemesi daha keyifli oluyor. Yağlı kağıt koymazsanız arkadaşlar merdaneye hamur yapışır. Hoş bir görüntü olmaz. O yüzden mutlaka yağlı kağıdın arasında açmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yuvarlaklar yaptıktan sonra yağlı kağıdı kaldırıyorum. Ve kalpli kalıplarım var. Bu kalıplarla beraber şekiller veriyorum. Hangisini isterseniz boy boy, hangi çeşit istiyorsanız ondan deneyebilirsiniz. Siz değişik şekillerde yapabilirsiniz. Fakat sevgililer günü olduğu için ben kalpli tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi kenarındaki parçaları alıyorum ve kalıptan nasıl çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor. Bakın şu şekilde kalınlığını da gösterteyim size. Bu şekilde olmalı. Bunların hepsini güzelce tepsiye diziyorum. Bütün renkleri, bütün hamurları aynı şekilde aynı işlemi uygulayaraktan tepsiye diziyorum. Sizin kafanızda canlandırdığınız başka modeller varsa değişik tarzlarda da yapabilirsiniz. Sevgililer günü dediğim gibi küçük bir kurabiye ile gönül alması bile güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi rengi de gayet çok güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin tarifi ve tadı da gerçekten lezzetli oluyor. Dediğim gibi tadını eğer biraz fazla tatlı seviyorsanız biraz fazla koyun pudra şekerini. Elimde başka bir kalıp daha vardı. Yuvarlaklar. Ben aralarına değişik olsun diye o kalıbı da kullanmak istedim. Yuvarlak böyle bu şekilde.
Bunlar mavi ve beyaz olanlar gayet şık, güzel bir görüntüsü oldu. Hemen diğer rengime de geçiyorum. Aynı şekilde işlemi tekrar ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar renkleri de gayet güzel oldu. Dediğim gibi bir kurabiye ile bir pastayla sevgililer günü geçirebilirsiniz. Gayet güzel gösterişli oluyor. Tarifimi mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sevgilinizin gönlünü bu şekilde alabilirsiniz. Çok güzel bir kurabiye oldu. Şimdi bunları fırına veriyorum arkadaşlar. 15 dakika fırında duracak. Fazla durdurmanıza gerek yok. 15 dakika yeterli. Elimde şöyle yine kalem gibi boyama şeyleri var arkadaşlar ve boncuklar var. Bunlarla kurabiyelerimin üzerine istediğiniz renklerden boyayabilirsiniz. Hepsine değişik değişik şekiller verdim ben. Sizin tamamen bu hayal gücünüze kalmış bir şey. Nasıl desen vermek istiyorsanız, nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki tarifimi buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ve tarifi de sevdiğiniz kişilerle paylaşırsanız memnun olurum. Yapmış olduğum kurabiyelerin üzerine şöyle küçük boncuklardan koydum arkadaşlar. Işıl ışıl oldu gördüğünüz gibi. Küçük kalpler var. İstediğime de o kalpleri koydum. Dediğim gibi tamamen hayal dünyanıza bağlı bir şey arkadaşlar süsleme işi. Bu arada beni Instagram'dan Renkli Tatlar Selda'dan da takip edebilirsiniz. Bu tarifi sadece sevgililer gününde değil bayramlarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Gayet güzel, keyifli bir çalışma alıyor. Mutlaka tavsiye ederim. Tadı da bir o kadar da lezzetli oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim bitti. Hepsi rengarenk oldular. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere.